Değerli başkanım, dostlarım, ailem, kıymetli basın mensupları. Bugün burada benimle birlikte olduğunuz için müteşekkirim. Sizlerle bugün paylaşmak istediğim... Ben senin yerinde olsam... adaylığımı açıklamak için... bu kadar acele etmezdim. Sana bir sürprizimiz var Çelebi. Beni hatırladın mı? Çeşmeli Gümüş Parkı'nda 14 Ocak tarihinde dövdüğün kadını. Çelebi, hadi bunu da inkar et. Emniyette şikayetim var. Başkan adayınızı iyi tanıyın. Kendisi sözde kadın hakları savunucusu bir kan emici. Suç makinesi. Eğer simgeye inanmıyorsanız burada kanıtlar var. Belki bunlara inanırsınız. Buyurun. Kimin tarafında duracağınıza siz karar verin. Sen tek biz hepimiz. Artık korkma sırası sende, Çelebi. Güzel bir fırın var, o yapıyor. Tomris reçelden aldın mı? Aldım, muhteşem. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Her şey çok leziz olmuş. Fıdaya zeytinli oldu ama. İster misin zeytin? Zeytinim. Zeytinin bir tane mutlaka çekirdeğini yiyecekmişsiniz, biliyor musunuz? Menemen harika, sen mi yaptın? Elim bile sürmedim. Ben yaptım. Ay daha neler, bu gözler neler görecek acaba daha? Vallahi ben de gözlerim gördüğüne inanamıyorum. Ya kendimi yeniden keşfediyorum gibi hissediyorum. En zor zanaatı keşfetmeye başladı çünkü. Kadın olmak. Hem de ne keşif? Keşfet, keşfet, bitmiyor. Vallahi öyle. Dünyanın her bir yerinde ayrı bir mesele ama kadın olmak. Öyle değil mi? Ya bundan sonra senden... 10 parmağında 12 marifet bekliyoruz Rüya. Niyeymiş? Niye olacak? Çelebi gibilerde sadece kağıt üzerinde işte olduğun için.
Bir o mu peki? Yani bunlar mı hayatı zorlaştıran? Yani ama isteyerek, ama istemeden bazen kadın kadına da hayatı çok zor hale getirebiliyor. Ben öyle yaptım mesela. Cemre'ye inanmayarak. Ay yürü ya. Öyle ama. İyi tamam. Ben de senin kaderini değiştirdim. Çiçeğim. Ben... Ya ben asıl neye uyuz oluyorum biliyor musunuz? Şimdi bak. Şimdi bir şey görüyorsun, beğeniyorsun. Onu böyle istiyorsun, bağ kuruyorsun onunla. Onunla ilgili hayal kuruyorsun. Sonra sepete koyuyorsun onu, sepetine koyuyorsun. Sonra başka bir şeye yöneliyorsun. Onunla ilgili hayal kurarken bir bakıyorsun... Senin alışveriş sepetindekini bir kadın almış, kendi alışveriş sepetini. Of Cemre, hayır ya. Ben de ciddi ciddi dinliyorum ne anlatıyorsun. Ama güldürdüm. Evet, güldüm. Ay ben de erkeklerden, aldatmaktan falan bahsediyor zannediyorum. Yok, aldatan erkeğe mağduriyet çıkmaz buradan. Yürü be. Güldürdüm ama. Yani öz cümle şu, günün sonunda... Anlaşılıyor ki kötülüğün cinsiyeti yok. Evet yani herkes herkese bir şekilde kötülük edebilir. Aslında ilk başta da önce kendine de. Ama yani benim bu birkaç aydır fark ettiğim, ilk defa deneyimlediğim çok kıymetli bir şey var. O da kadın kadının yurdudur. Güzel dedim. Öyle. Çelebi Bey, tamam, müsaade edin. Müsaade edin arkadaşlar. Tamam, lütfen, lütfen müsaade edin. Müsaade eder misiniz? Tamam, lütfen. Müsaade edin arkadaşlar. Tamam, lütfen. Tamam, müsaade edin. Müsaade edin. Müsaade edin. Müsaade gündeme gelen Çelebi Kayabey'le ikinci kez kadına şiddetle gündemde. İşte bu ya, işte bu. Bak sosyal medyada titriyormuş. Ne diyorsun? Evet, herkes Simge'nin yanındayız yazıyor. Hepimiz meşhur olduk hanımlar. Buyurun. Sonunda biz kazandık. Tarihi başarı diye ben buna derim. Çelebi istediği kadar çabalasın, başarılı olamayacak. Aa, Çelebi emniyetten çıkmış. Yakın zamanda babası intihar eden Rüya Yıldırımlar dahil dört kadının Çelebi Kayabeyli'ye şok suçlamaları, belediye başkanlığı adaylığını duyurmak üzere olan Çelebi Kayabeyli'yi bu sefer gerçekten zor durumda bırakmışa benziyor. Biz yine derken sevinmeyelim. Yani ölüyü diri göstermiş bir adamdan bahsediyoruz. Bir karanlık bir adamdan. Biz umutsuz değiliz. Olmayacağız da benim babama borcum bu. Çelebi Hacı yatmazsa bizler de yeni nesil cadılarız. Kurban bacağı koydum içine çayı. En sevdiğim. Kız kardeşliğimize. Kız kardeşliğimize. Cemre. Günaydın. Günaydın. Nereden böyle? Evden. Doğru. Tomlis kaldı gece bizde. Öyle kadınlar günü yaptık. Ama yakışır size. Gerçekten gurur duyacak bir şey. İnşallah işe yarar.
Vallahi bence yaradı bile. Yani senin ifşan unutulmuştu ama şu an o da gündemde. Herkes acaba karısı doğru söylüyor muydu diye düşünüyor. Umarım öyle olur. Öyle öyle. Sen ne zaman dönüyorsun? Nereye? Aramıza. Ait olduğun yere. Bence beni pas geçelim. Neden o? Öyle. Sadece benim için bile vazgeçmemelisin. Bu evin emlak borcu benim yüzümden başınıza dert oldu. Sen bunu benim yüzüme vurmuyorsun diye, ben bunu mahcubiyetimden söyleyemiyorum diye bu gerçek olan bir şeyi değiştirmiyor. O yüzden sırf ben kendimi kötü hissetmeyeyim diye vazgeçmemelisin. Cemre, seninkini suçlu hissetmene gerek yok. Çünkü o evin emlak borcu gerçekten ödenmediği için çıktı o para. Yani şöyle bir yoktan yere bir borç yaratmadı. Sen de bana tefeciye git demedin. Yani hepimiz seçimlerimizi yaşıyoruz. Senin zaten sırtında yeterince yük var. Boş ver, bir de benimkileri alma. Ama sonuçta amcana olan borcum bir şekilde bitecek yani. Ben bir kere boyun eğdim ya Cemre. Çünkü insansın Ozan. Hata yapacaksın. Yapmak zorundasın. Başka seçeneğin yok. Bak bana. Bütün bu çorapları başımıza ören adamla evlendim ben. Bir çocuk yaptım ondan. Kendi kızıma yaptım bunu. Ben kızıma böyle bir baba verdim. Bundan daha büyük bir hata olabilir mi? Ama oluyor. İnsan yapıyor. İnsanım çünkü. Ama ya bilmiyorum. Hayat onu bir şekilde dönüştürüyor. Hani öyle olmasaydı ben şu anda hayatta olmazdım. Karşında da. Ne? Ruhumu nasıl tutsam da değmese seninkine. Nasıl aşırsam üstünden öbür şeylere ben onu. Geç kaldım. Ben de geç kaldım. Görüşürüz. Görüşürüz. Kapıdan kovsan bacadan giriyorsun. Eskiden daha gururluydun. Ben şanslıyım. Seni ne zaman özlesem, öfkelensem, iki kelime laf etmeye kalksam hangi kapıyı çalacağımı biliyorum. Nerede olduğunu biliyorum. Uzaklaştırma kararı çıkarttım. Hangi gerekçeyle? Ne sebeple? Bana ne zaman saldırsan sen zarar görüyorsun. Oturduğun ev, çalıştığın iş, dün akşam yaşananlar, hepsi geçici. Hepsi ben istediğim için. Ama artık bitti. Evine döneceksin. Protokol falan da yok. Şartsız. Nasıl olacak acaba bu? Düşün istersen. Senin güneşin nereden doğuyor Cemre?
bir daha bu sorunun cevabını bilemeyeceksin. Çelebi. Çelebi bekle. Çelebi. Güneş nerede? Sen evladının yerini bilmeyen bir annesin. Benimle oyun oynama. Benimle oyun oynama. Kızımı benden kaçıra bassın. Kendini suçlu duruma düşürecek bir şey yapmazsın herhalde. Haklısın, haklısın. Ama sen de bir daha Güneş'in doğduğu yeri öğrenemeyeceksin. Ta ki evimize dönene kadar. Sana söz veriyorum. Söz veriyorum. Dur Şevket amcam, 200 lirası eksik. Hemen şöyle. Buyur. Bereketini gör. Sağ ol oğlum. Sen de sağ ol. Hayrola Şevket amca, sende bir hal var. Gelecek ayın kirasını ay ortası gibi istesem, oğluma kız istemeye gideceğim de. Hayırlı uğurlu olsun ya. Vallahi hallederiz bir şekilde, kafanı yorma sen. Söyle, çikolatasını ben alacağım. Sağ olasın. Sen de sağ ol. Hayırlı işler oğlum. Sağ ol, ellerinden öperim. Vay be, meşgul atmalar falan. Ben bunun hesabını sorarım ben sana. Günaydın sevgilim. Ne güzel bir gün değil mi? Günaydın da biz tünaydına geçtik ama. Emin misin? Evet. Yani seni böyle mutlu gördükçe benim için gece gündüz olsun, sabah akşam olsun hiç fark etmez biliyor musun? Sen hep elimden tuttuğun için. Haksızlık etme kendine. Bunların hepsini sen başardın. Sen güçlü bir kadınsın ve en çok bu hallerini seviyorum. Ne? Ne dedin sen? Ne dedim? Ağzından seviyorum mu çıktı senin? Tam numuneliksin. Ne manada? Ya sen ağzından çıkana niye bakıyorsun? Sen buraya baksana, benim buram şair, şair, bülbül. Sen hala bana kelime polis diye yapıyorsun. Kadınlar duymak ister. İyi peki madem, duydun o zaman. Bu ne? Fotoğraf. Bu sen misin? Hmm. Ben, kardeşim, babam. Çok küçükmüş. Öyle. Adı ne? Feride. Feride. Bu da annen mi? Onun adı ne? Gönül. Ömer. Annen hala hayatta mı? Sen nereye gidiyordun bakayım, onu söyle başta. Ben iş görüşmesine gidecektim. Gitmeden sana uğramak istedim. Çok güzel. Ben götüreyim seni durağa. Hem konuşuruz da yolda. Olur. Buyurunuz.
Simge Fındıkçı hakkında basına servis edebileceğimiz geçmişine dair her türlü bilgiyi istiyorum. Seks işçisi olarak çalıştığına dair kayıtlarımız mevcut. Yetmez. Bilinmeyenleri öğren. Açıklarını, zaaflarını. Bu kadın kendi iradesiyle hiçbir baskı altında kalmadan bu akşam bu ifadeyi geri çekecek. Peki bu yetecek mi? Böyle bir iftiranın üzerime yapışmasına izin veremem. Ne gerekiyorsa yapacağım. Hadi. Anlaşıldı. Avukatların araştırmalarını takip et. O kadını bul ve adresini bana bildir. Başvurduna. Şimdi kadın ifadesini geri çekecek. Rüzgar tersine esecek. Tamam. Ya diğerleri? Herkes yaptığının cezasını çekecek. Bana yapılanı unutma. Senin aksin. O eskidendi. Senden tek bir şey istiyorum. Ömer'i bana bırak. Lütfen. Senindir. Lütfen beni şaşırtmayı alışkanlık haline getir kardeşim. Adnan bir dursana. Buyurun. Senden Ömer Atacı ile ilgili kapsamlı bir araştırma istiyorum. Bir ara yapmıştım. Paylaşırım. Yetmez. Sıfırdan başlamak istiyorum. Nasıl? Mesela birini dövmüş. Neden dövdüğünü bilmek istiyorum. Nerede şalteri atar? Canını ne sıkar? Kim için ölür? Öldürür? Geçmişe dair herhangi bir kapanmayan bir yarası var mı? Yok mu? Kısacası ben Ömer Atayci'nin ciğerini bilmek istiyorum ondan. Başüstüne. Ay yazık kadın ya. Vallahi ben çok üzüldüm. Bir şey olmuş. Yaşlılık çok sert, çok. İnsan dikkat etmesi lazım. Kim bilir ne oldu acaba şimdi? Aa maşallah tü. Bir tanem ne oldu, ne iş? İsmet Hanım düşmüş geçen. Ya bizim niye haberimiz yok ya? Kimsenin haberi yok. Ambulans gelmese bilmeyecektik. Sır küpü kadın. Zeyno gelmiş mi? Nerede? Zavallı tek başına. İyi tamam. Sen tanıyor musun? Niye sordun? Yani bir fazla endişelendim. Hani sanki sıradan bir komşu değil de böyle bir tanıdığınmış gibi. Öyle şey, yaşlı kadın ya, ben bakayım aklım kaldı şimdi dedim ha. Ben de geleyim. Sen işe git istersen, geç kalma, olur mu öyle? Yok ben de geleyim, belki bir yardımım dokunur. Tamam gel. Ay İsmetciğim, ah ah ah. Var mı senin hayırsızın haberi? Ha, söyledin mi Zeynep'e? Söylemedim. Niye ki? Bunca yıl gelmeyen bundan sonra hiç gelmez. İsmet teyzem. Ah. Geçmiş olsun. Sağ ol. Sağ ol. E şimdi haberimiz oldu. Ya belveliye vermeyin canım. Geçti gitti işte. Yani çok geçmiş gibi görünmüyor ama sen öyle diyorsan ne yapacaksın? Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Ömer'in arkadaşı. Seher annem sen istersen eve git ha. Biz buradayız zaten. Sonra yine gelirsin. Sen niye beni kovalamaya çalışıyorsun ki? Şimdi arkadaşımla böyle bir çift lafın belini kıracağız burada. Tamam tamam hadi sen git. Ben biraz uyuyacağım zaten. Yorgunum. Daha sonra kırarız belini lafların hadi. İşte hep böyle yapıyorsun. Sen bu yüzden uzaklaştırıyorsun insanları kendinden. Yani bize böyle yapıyorsan bilmiyorum artık Zeynep'e neler yapıyorsundur. Anacığım üstüne gitme sen de. Ver bir tanem. Boş ver. Bak. Ben seni böyle yalnız kovam arkadaşım, tamam mı? Yine geleceğim, tamam? Geçmiş olsun, hadi. Sağ ol, sağ ol. Hadi. Hadi. Hadi ha. Güle güle. Hadi ha. Hadi bakalım. Ay ay. Evet. Hani biz seninle anlaşmıştık ha? Darda kalınca beni arayacaktın. Darda kalmadım ki arayayım. İyiyim.
Tamam bir tanem, iyisin, yardıma ihtiyacın yok ama benim aklım kalıyor. O yüzden bir çaresine bakacağız bu durumu. Peki. Tamam. Sağ ol. Hadi ellerinden öptüm. Hadi. Hadi Rüya. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. Şey Rüya, sen aşağıda bekle, benim 2 dakika işim var. Yapıyorsun, ayıp olmasın. Aşağıda kalsaydın keşke. Ne fark eder? Şeker az kalmamış. Yağ da kalmamış. Kızı nerede? Bilmiyorum. Nasıl? Yani üniversiteyi kazandı, gidiş o gidiş ondan sonra. Sonra bir daha gördün mü? Hatırlamıyorum. Fatma. Fatma aç şu telefonu, gözümü seveyim, aç. Bir şey mi dedin abla? Hı? Bir şey dedin sandım da. Yok. Yok bir şey demedim. Biraz ileriden soldan yukarı doğru çıkacağız. Tamam. Allah. Tamam geldik. Şurada ileride. Burada ineyim. Buyur. Görmüyor musun? Ali'm. Ali'n sana kurban olsun. İlaç sürüyor musun? Acıyor mu? Hı? Çiçek, sende bir haller var. Ne oldu? Çiçek, konuşsana. Anlatsam, yani bilemiyorum nasıl desem. Çiçek konuşsana, korkutma beni, kurban olayım, ne oldu? Biri sana kötü bir şey mi yaptı? İskender puştu mu?
Hı? Benim önünde öğrendin mi dolaşıyor senin? Bak yemin ederim onu gebertirim. Hala seninle uğraşıyorsa Allah şahidim çıkar çıkmaz öldürürüm onu. Hayır. Onunla ilgili değil. Ben Kenan amcayı atlatamıyorum hala. Onu diyecektim. Başka bir şey yok. Çiçek, kandırmıyorsun değil mi beni? Allah rahmet eylesin, iyi adamdı. İskender yüzünden dağ gibi adam göçtü gitti. İskender benimle bir ilgisi yok diyormuş ama. Siktirsin. Tövbe tövbe. Aslında ben sana kızıyorum biliyor musun? Sen o pisliğin dümenini su taşıdın. Tombi selamlığa gelip gidiyor mu? Görüyor musun? Yani. Bak. Sana sataşır, senin canını sıkarsa bana hemen söylüyorsun, tamam mı? Tamam mı Çiçek? Tamam mı gülüm? Küstün. Hı? Bir şey mi yaptım seni üzecek? Sen üzgünsün. Ben kahvaltı etmediğin için üzgünüm. Kahvaltılar zaten toptan üzgün. Biz neden bu kadar üzgünüz Atlas? Bir an umutlanmıştım ya. Ne yapalım? Denedim, olmadı. Ama yine deneyeceğim. Şimdi sana meşhur ne bulduysan koy omletimden yapacağım. Buna karşı koyamayacaksın. Efendim Cemre. Güneş nerede? Babasıyla birlikte. Nerede? Nerede? Bana yerini söyle. Oğlumu itibarsızlaştırmaya çalışacağına evladınla beraber olsaydın şimdi nerede olduğunu da bilirdin. Ya sen... Sen... Sakin olacağım. Sakin olacağım. Affedersiniz, kolay gelsin. Sağ olun, buyurun. Ben bir ihbarda bulunacaktım. Tabii, konu nedir? Kızım kaçırıldı. Buyurun, oturun, dinliyorum.
Şimdi şöyle. İsmail Usta, bir baksana. Buyurun hocam. Usta, bu merdivenler hala niye korkuluksuz ya? Biz seninle kaç hafta önce konuştuk bunu? Söyledik ama bekliyoruz. Neyi bekliyorsunuz usta? Vallahi neyi bekliyorsunuz ya? Yani burada bir işçinin canı yansın diye mi bekliyorsunuz? Neyi bekliyorsunuz? Öyle ya. Ne sandın? Burada canımızın 5 kuruş değeri yok. Kardeşim, bu inşaatta senin canından daha kıymetli hiçbir şey yok. Emin ol buna. Güldürme beni patron yeğeni. Bak güzel kardeşim, ne sen beni tanıyorsun ne de ben seni. Ama şunu bil ki, ben sizin patronunuz değilim. Karşınızda da değilim. İşçi çocuğum kardeşim ben. Emekçiyim. Her zaman da öyle kalacağım. Sen oğlumun kusuruna bakma Ozan Bey. Bir kusur yok usta. Tamam, konuşuyoruz işte güzelce. Yok bir sorun. Gerçekten bizden biriysen canımızı koru. Burada kaza kaza değil. Canımız da can değil, bilesin. Bundan böyle vebali boynundadır. Söz veriyorum yapacağım. İsmail Usta. Herkes dursun. Ya ama Ozan Bey. Usta sen benim dediğimi yapsana. Haydolsun. Anladım ben seni. Arkadaşlar, size zahmet, bir buraya bakın. Bu inşaatta herkes güvenle çalışana kadar inşaatı durduruyor. Haydolsun. Bırakın işi. Bırak. Yetiştirdin mi müjdeli haberi İsmail Usta? Ozan Bey, amcanızın talimatı... Bak Usta, sen istersen ara amcama söyle, ben onu burada bekleyeceğim. Onunla konuşmadan da bu şantiyede bir tuğla bile yerinden oynatılmayacak. Tamam? Kocam zaten haftalardır bir sürü bahane uydurup kızımın yüzünü bana göstermiyordu. Şimdi de iyice izini kaybettirdi. Maalesef bu konuyla ilgili yapabileceğimiz bir şey yok. Neden? Sorabilir miyim? Kaçıran dediğiniz kişi kızın babası. Ortak velayette kaçırma olmaz. Kanunen yapacak hiçbir şey yok. Yok. Güzel. Çok güzel, tamam. Ben ne yapayım o zaman? Ben böyle el el üstünde bekleyeyim. Benim kocamın paşa keyfi ne zaman isterse o zaman göstersin kızımın yüzünü bana. Hanımefendi, keşke elimizden bir şey gelse. Siz en iyisi mahkemeye başvurun. Çok, ay ne güzel söylediniz. Hiç aklıma gelmedi benim bu ya. Hanımefendi bakın, üzgünsünüz, anlıyorum. Anlamıyorsunuz işte, anlamıyorsunuz. Problem orada. Bana akıl vermeyin, çare olun. Hanımefendi ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ben bir şey yapmaya çalışmıyorum. Ben sadece kızımı bulmaya çalışıyorum. Hayırdır Hüseyin? Ya bizlik bir durum yok. Hukuki bir boşluk var diyorum, anlamıyor. O hukuki bir boşluk değil, o bir kara delik. Hanımefendi alalım sizi lütfen dışarı. Benim de sabrımın bir sınırı var ama. Öyle mi? Benim de. Atın lütfen dışarı. Atma ya beni. Dışarı atma beni. Nezarethane ya, hiç olmasa elim kolum bağlı, hiçbir şey yapamıyorum diyeyim. Çattık ya. Hanımefendi lütfen rica ediyorum. Çıkar mısın? Hiçbir yere gitmiyorum. Kızımı bulmadan hiçbir yere gitmiyorum. Hanımefendi lütfen rica ediyorum. Hadi at dışarı at. At da görelim. At da görelim. Dokunma. Dokunma. Dokunma dedim. Bırak. At nezarethane ya. Bırak bunu. Onu çıkarmayın. Bırak dedim. Lütfen Atlas. Atlas. Atlas açar mısın oğlum lütfen? Atlas beni duyuyor musun? Atlas aç yavrum hadi. Hadi. Ne oluyor?
Kendini içeri kilitlemiş, açmıyor. Atlas! Atlas'cığım, Çiçek ben. Hadi lütfen açar mısın kapıyı? Hadi ablacığım. Atlas'cığım bak, bizi korkutuyorsun. Lütfen kapıyı açar mısın? Söz veriyorum, ne istiyorsan yapacağız birlikte. Ne istersen yiyeceğiz. Bak dondurma, çikolata, pasta. Ne istiyorsan sana yapacağım. Hadi ne olur, ne oldu Atlas'cığım ya? Korkuyoruz bak. Ne oldu, niye küstün? Çıkar mısın lütfen? Atlas açar mısın? Bu böyle olmayacak. Ben Çilingir çağırıyorum. Hayır. İskender'i bu evde görmek istemiyorum. Bakın, İskender'den benim kadar nefret etmeniz mümkün değil. İnanın buna. Atlas için buna katlanmamız lazım. Benim gözümde Çelebi'den hiçbir farkı yok. Biz sen eksiktin. Atlas'ı Bülent'in sakladığı yerden o bulup getirdi. Atlas onu çok seviyor. Ayrıca Bülent şu anda bir tek ondan korkuyor. Bizim Atlas için İskender'e tahammül etmemiz lazım. Elbette bir basın açıklaması yapacağım başkanım. Anlıyorum. Haklısınız. Ama emin olun, bugün bu işi çözeceğim. Birkaç saate rüzgar bizim lehimize esecek. Bana güvenin. Bu dakikadan sonra partimizi zor durumda düşürecek hiçbir şey olmayacak. Saygılar başkanım. Sıkıştırıyorlar mı? Çözülemeyecek bir mesele değil. Genel kurul toplantısı için. Sen ilgilen. Neyle? Yarınki yönetim kuruluna sen başkanlık et. Sen ciddi misin? Niye? Sen benim veliahtım değil misin? Tabii ki ciddiyim. Altından kalkabileceğine eminim. Teşekkürler abi. Buyurun. Başka bir şey olsun. Hanımlar beyler, yarınki genel kurul toplantısına vekaleten kardeşim İskender Kayabey katılacak. Yarın, dahası belli bir süre sonra bu koltuk onundur. Efendim Çiçek. Buraya gelmen lazım. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Atlas için gelmen lazım. Daha iyi misiniz? Sonunda bu da oldu. Gerçekten delirdim. Ben ona isyan derdim. İnsanın aklı gayet başında olunca arada böyle olabiliyor. Avukatınız Rüya Yıldırım'lara haber verdik. Yolda, geliyor. Cemre Kayabeyli serbest amirim. Avukatınız gelmiş bile. Çelebi Kayabeyli geldi. O çıkarıyor.
çıkmıyorum. Çıkmıyorum. Nezarete düştüm diye yılana sarılacak değilim. Karım nerede? Eşiniz sizin çıkarttığınızı öğrenince nezarethanede kalmayı seçti. Ne işin var burada? Cemre nerede başkomiserim? Sizi bekliyor. İki lira abicim. Kolay gelsin. Eyvallah abicim. Sağ olasın. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Abi sana birini soracaktık. Bu mahallenin çocuğuymuş. Ömer. Ömer Ataycı. Tanıyor musun? Ömer Ataycı? Evet. Eski bir arkadaşım ya. Görmek istedim ama. Çıkaramadım. Tamam. Teşekkürler. Kolay gelsin. Abi. Abi. Ne oldu lan? Büyüklüğün adamları mahalledeler abi. Adnan'ın adamları mı? Evet. Ha, ne istiyorlarmış? Vallahi bilmiyorum ki abi, seni soruşturuyorlar. Kimdir, nedir, neyin nesidir, nereden geliyor, nereye gidiyor? Niye oğlum, hayatım film mi yapacaklar? Vallahi ben de bilmiyorum ki abi, direkt görünce sana koştum. İyi tamam, şunları bırakıp geliyorum. Sen de bir kağıt kalem bul, tamam mı? Tamam abi. Hadi. Helal olsun sana, değil mi? Düşmelere doyamama listeme bir tik daha atmış oldum. İçeri de girmedim demem artık. Gülme. Şimdi ne yapacağız? Aile mahkemesine başvuracağız. Allah'ım, bu nasıl bir kısır döngüdür ya? Yemin ederim kafayı yiyeceğim. Doğrusu bu. Evet, çok zor bir yol ama doğrusu bu. Rüya, sana bir şey söyleyeyim mi? Ben bu doğru yoldan acayip sıkıldım ha. Haklısın. Çok haklısın ama haklıyken haksız konuma düşmememiz gerekiyor. Çelebi'nin güneşi kaçırmaya hakkı yok. Ya hangi hak, hangi hukuk, adalet Rüyacığım? Şikayette bulundum, işleme bile alınmadı. Ayrıca bu adam bugüne kadar hangi kurala uymuş acaba buna uysun? Başka çözümün var mı? Of! Bak, senin yöntemini denedik, sıra benimkinde, tamam mı? En iyi yol bildiğimiz yol. Ay. Ben bakarım. Çiçek aradı. Atlas için geldim. Atlas'ı çok sevince annesinin katili olduğun gerçeğini unutuyor musun? Peki siz? Tomris Hanım? Atlas için onca suç işlediniz. Her şeyinizi riske attınız. Ona gösterdiğiniz bunca ilgi, fedakarlık. Kızınıza hiçbir şekilde zaman ayırıp da vermediğiniz sevginin yerini tutuyor mu? Odasında mı? Evet. İçeride hala. Tamam sanırım. Ciddiye almıyorsunuz değil mi onu? Saçmalıyor. Ben kızımın saçını okşamaya bile vakit bulamadım. Bu odada küskün bir şampiyon var dediler.
Ben dedim ki bir yanlışınız vardır ama doğru mu acaba? Hayır, çünkü benim tanıdığım şampiyon asla küsmez. Şampiyon. Oh, demiştim ya, demiştim. Sen zayıfladın. Aa, yoksa sen bütün gün bir şey yemedin ha? Acil benzine ihtiyacımız var Çiçek ablası. Bu mideyi doldurmamız lazım. Derhal, derhal. İster misin? Hadi o zaman. Davalı ikamet adresinde değil. O yüzden direkt iş yerine gideceğiz. Tabii. Yalnız Çelebi bir sosyal hizmet görevlisinden korkup da Güneş'in yerini bize söylemez. Amacımız onu korkutmak değil zaten. O hukuki bir açığı kullanıyor. Rüya, neden bu açıklar hep bizim aleyhimize? Birazcık da biz kullansak ya. Biliyorum. Üzgünsün, öfkelisin. Evet. Evet, çünkü çocuğumu nerede arayacağımı bile bilmiyorum. Yaşadığı evi bilmiyorum. Biz de bunun önüne geçeceğiz. Güneş'i kaçırmadığını ispatlamak zorunda. Görevlinin önünde söylemek zorunda. Yalan söyleyemez. Eğer yalan söylerse rapor tutulacak. Mahkemede lehimize olacağını bilir. Umarım. Ummaktan başka bir şansım yok zaten. Ömer pırlanta gibi çocuktur. Ama ne kötü huyu var diye soracak olursanız... Her şeyle alay eder. Her şeyi bu kul takar. Niye öyle diyorsun bir tanem ya? Ben gayet ciddi bir insanım. Beyler, sizler de kapı kapı gezip beni arıyormuşsunuz. Hayrola? Bir şey varsa bana söylesene. Hadi bir tanem, sen eve. Bundan sonrası bende. Geç. Geç hadi, geç. Şşş. Çekil yolumdan. Çekilmek ile öyle şekil şekil konuşma. Sen bizim ha. Tamam Serkan, hadi uzatma gidelim. He, sizden bir isteğim olacak. Şunu İskender Bey'inize iletin. Al, al, sevenlerin arasına girme, al. Şimdi kol kola girin. Ufak ufak hadi gidin. Hadi. Sağdan git, cüzdan bulursun. Bence bu... sensin. Elinde de kupon. He? Aa, ben mi? Benim tanıdığım bir tane şampiyon var, o da tam karşımda duruyor. Yani. Atlas'ın benzini de geldi. Ha, ha, getir Çiçek ablası, getir. Birazdan yarışa çıkacak bu şampiyon. Hazır mısın? Sana inanmıyorum. Yalan söylüyorsun. Çiçek, Çiçek, Kenan amcanın hayat söz konusu. Çiçek, inan bana, inan bana Çiçek, bak lütfen. İnan bana, bak Kenan amcayı kurtarmanın tek yolu benim onu abimden önce bulmam. Tamam mı? Çünkü o benim gibi ikna etmekle uğraşmaz, öldürecek onu. Kocaman, kocaman ısırıyorsun. Ben de gidip geliyorum ve geldiğimde bütün tabak bitmiş oluyor. Anlaştık mı? Hı? Tamam mı? Hadi bakalım. Çiçek. Dokunma. Elim. Acıyor mu? Sen nasıl beceriyorsun Kenan amcayı unutmayı?
İnsanların sandığı kişi olmayı seçtim. Madem kimse bana inanmıyor, ben de inandıkları kişi oldum. Öyle değilsin yani. Değilim. Değildim. Ama oldum. Sizden şikayetçi olan şu kadın, Simge Fındıkçı. Ona ulaştım. Nerede yaşıyormuş? Bütün bilgiler dosyada mevcut. Birazdan da çıkıp görüşmeye gideceğim. Hayır. Ben konuşacağım. Ama Çelebi Bey. Çıkmışsın içeriden. Ne güzel. Güneş nerede? Evimizde. Çelebi Sade'de gel. Hep böyle asabi işte. Ya bırak. Şov yapma. İkametgah adresinde olmadığını biliyoruz. Ne münasebet. Orası benim her zaman ikametgah adresim. Sadece Güneş boğaz havası değil de biraz orman havası istedi, o kadar. Yalan söyleme. Bana yalan söyleme. Çelebi Bey, kızınız şu an nerede? Söyle. Ya da söyleme, sen bilirsin, bunların hepsi mahkemede aleyhine delil olarak kullanılacak. Velayet için iyi olur. Bu adresi sen de biliyorsun zaten. Şu anda Güneş özel öğretmenleri ve Fatma ablasıyla orada. Tehdit etmeye geldiysen boşuna. Şikayetimi geri çekmeyeceğim Aslı. Otur lütfen. Konuşalım. Kararı sen verirsin. Ne söyleyeceksen söyle. Sonra defol git. O çorabı hep çıkarıyor. Sen işteyken kim bakıyor? Üst komşuya bırakıyorum. Babası nerede? Filiz. Gerçek adın Filiz değil misin ki? Seni gördüğüm park eskiden çöplüktü. Çöpe bir bebek atılmıştı. Bundan 40 küsur yıl önce. Haberim var. Ölmüş mü?
insanlığı ölmüştür. İçindeki iyi şeyler. Sana iki seçenek sunmaya geldim. Birincisi, yeniden Filiz ol. İkincisi, benim düşmanım ol. Güneş'i çağırır mısın? Bir saat önce çıktı Cemre. Nereye çıktı? Ne demek çıktı? Çelebi geleceğimizi biliyordu. Neden çıktı? Kayak yapmak istemiş, babaannesiyle Uludağ'a gittiler. Uludağ? Fatma, eğer yalan söylüyorsan... İçeri bakabilirsiniz, buyurun. Hanımefendi, içeri giriş izimiz yok. Kusura bakmayın Cemre. Cemre Hanım, anladığım kadarıyla eşiniz çocuğunuzu kaçırmıyor. Kaçırmıyor mu? Bu kaçırmak değil mi bu? Bu ne? Nasıl kaçırmak değil mi bu? İstanbul kazan biz kepçe dolaştırıyor biz resmen. Kızınız babasıyla birlikte. Adresini de gizlemiyor. Ortada suç teşkil edecek bir durum yok. Yok, suç yok. Çok güzel. Ne güzel dünya ya. Vallahi ne güzel adalet bu. Hanımefendi, sürekli sizinle dolaşamayız. Bizden bu kadar. İyi akşamlar. Size de. Cemre. İşkence yapacak bana. Böyle yıllarca peşinden sürükleyecek beni. Güneş bana düşman edecek. Saçmalama. Bir çocuk annesinden asla vazgeçmez. Ne olursa olsun vazgeçmez. Vazgeçer Rüya. Ben vazgeçtim. İnsan gün geliyor, annesinden de en sevdiğinden de vazgeçebiliyor. Allah'ım. Benim suçum ne ya? Ne benim günahım ne? Ben sadece bir manyaktan kurtulmaya çalışıyorum. Bunun bedeli bu mu? Bunun bedeli bu olabilir mi ya? Bunun bedeli bu olabilir mi? Kızımı görmemek mi bunun bedeli? Sonunda biz kazanacağız, göreceksin. Ama dayanmak zorundasın, dayanmak zorundayız. Şuram acıyor. Çok acıyor. Çok özledim kızımı. Kızım çok özledim Güneş, neredesin? Allah'ım, Güneş neredesin? Canım, gel bakalım yanıma. Gel güzelim. Ah, babaannesinin bir tanesi. Gel bakalım, otur şöyle. Hah. Ne oldu, uyuyamadın mı? Ben annemi özledim babaanne. Güneş'cim. Üzülme ne olur. Ama içimden ağlamak geliyor. Ders çalıştığımda, oyun oynarken... Annem bana küstüm babaanne. Seni sevmiyorum dedim ya. Onun için mi gelmiyor artık? Güneş'cim,
annen seni, senin onu özlediğin kadar çok özlemiyor galiba. Ama biz seni çok seviyoruz Güneş. Gel bakayım babaannenin kucağına sen bir gel. Ah bebeğim. Anne sen yemeği niye? Bekleme beni, tamam? Bilmiyorum anne, kaçta bitecek bilmiyorum. Bekleme. Kapatıyorum şimdi, hadi. Ya sen ne yaptığını zannediyorsun? Bu şantiyenin bir saat durmasının zararı bana ne kadar biliyor musun? Buranın bir saati buradaki bir işçinin canı etmez. Lan oğlum, senin kafana ekonomiye hiç basmıyor mu? Benim bugünkü zararım, benden aldığın borcun kaç katı, ondan haberin var mı? Vallahi eğer ben bu işin başındaysam burada işler doğru yürüyecek. Beğenmiyorsan siktirip gidersin. Şimdi sana da senin... Birincisi, benimle düzgün konuşacaksın. İkincisi, beni öyle istediğinde kovamazsın. Benim sözleşmem var. Ben haklarımın ne olduğunu çok iyi biliyorum. Üçüncüsü, buradaki işçilerin koşulları düzeltilecek. Bak amca sana açıkça söylüyorum. Buradaki bir işçinin canı göz göre göre yanarsa bu şantiyeyi senin başına yıkarım. Ah, al hepsini tutanağını tuttum. Sigortasız çalıştırdığın işçi sayısı 22. Maaşların zaten bir kısmını elden veriyorsun. Primlerde sen zaten eksik. Burada haftada 45 saat çalışması gereken adamlar 55-60 saat çalışıyor. Ozan, bak ben... dur daha bitirmedim ben. Daha güvenlik sorunlarına gelmedim bile. Senin anlayacağın bu işin sonu şantiyenin mühürlenmesine kadar gider. Peki ne istiyorsun koçum, söyle amca. Söyle, anlat. Buradaki işçilerin çalışma koşulları düzeltilecek. Bütün işler kuralına, usulüne uygun olarak yapılacak amca. Vallahi rahmetli abime benziyorsun. Allah helal olsun. Beni iyi köşeye sıkıştırdın. Sen bana lafı dolandırmadan söylesene. İşçilerin güvenliğini sağlayacak mısın, yoksa sağlamayacak mısın? Tamam. Tamam, ben konuşurum. Yarına kadar en acil olanları hallederiz. Ondan sonra da işte sen nasıl istiyorsan öyle devam ederiz. Tamam. Allah rahmetli abim geldi gözümün önüne. Hay sen çok yaşa. Hoş geldiniz. Beni kırmayıp buraya kadar geldiğiniz için teşekkür ederim. Seninle parti kararını paylaşmaya geldim Çilebi. Lütfen önce beni bir dinleyin. Kararımız kesin Çilebi. Parti başkan adaylığından çekilmeni uygun gördü. Bu son haberlerin yaratacağı sarsıntı hafife alınacak gibi değil. O kadar emin olmayın Sayın Başkanım. Değerli basın mensupları, biraz önce emniyetteki ifademi geri çektim. Bazı insanların etkisi ve yönlendirmesiyle verdiğim asılsız ifademi geri çekiyorum. Nasıl bir komplonun içinde yer aldığımı anlayamadım. Söylediğim sözlerden, ifadelerden, suçlardan ötürü çok Rüya, pişmanım. Çabuk televizyonu aç, Simge açıklama yapıyor, çabuk. Ne diyor? Simge açıklama yapıyormuş. Allah'ım ne olur korktuğum şey olmasın. Allah'ım ne olur. Çelebi Kayabeyli ve ailesinden sebep olduğum tüm yanlış anlaşılmalar için özür dilerim.
Çatlak sesler yakında azalacaktır. Kamuoyu desteğini yeniden en kısa zamanda sağlayacağım. Size söz veriyorum. Bu saatten sonra yapılacak bir şey olduğunu sanmıyorum Şenabi. Partimiz kesin kararını verdi. Doğru ama bu haberin yalan olduğu ortaya çıkmadan önceydi. Şimdi durum değişti. Bizden tek bir ricam var. Bunca yıllık hukukumuza istinaden parti kararını tekrar gözden geçirsin. Hayırlı akşamlar. Laflara bak ya Ömer. Beyim beyim. Değil mi oğlum şöyle şeyler bana? Oğlum telefonu yüzümüze kapatıyorsun. Yüzünü gören de cennetlik. Bu takım elbise işleri seni bozdu ha. Oğlum sen niye abuk sabuk konuşuyorsun bana Ömer? Vallahi zaten canım çıkmış. Derdim başımdan aşkım kardeşim. Aşkın olur tabii oğlum. Hiçbir şey anlatmıyorsun. Karşına alıp konuşmuyorsun. Ulan adam yerine koyup dertleşmiyorsun bile benimle artık be. Yapma Allah'ını seversen. 5 dakikam oluyor. Geliyorum görüyorum seni. Neredeyim kardeşim ben? Ha? Ya şantiyedeyim, ya dükkandayım, ya evdeyim. Başka bir hayatım mı var oğlum benim? O işler öyle olmuyor birader. Hem sen bana niye kelime yapıyorsun, kızıyorsun lan? Kardeşimi özledim oğlum. Hayıflanıyorum, çok mu yani, problem mi? Ne? Sen trip mi yapıyorsun bana, sevgili trip mi yapıyorsun? Ne bu? Evet, çok ilgisiz kaldın ya. Önceden gelirdin ellerinde poşetler, poğaçalar. Ömerciğim derdin bir çay koy, kahvaltı yapalım. Tabii alıştırdık tabii ha. Ha, alıştırdık. Tamam söyle, ne istiyorsun yapacağım söyle. Ya iş olmaz. Sen düşüneceksin, ben söyleyince olur mu oğlum? Büyüsü kaçar. Diyeceksin kardeşim ne istiyor olabilir acaba diye böyle bir hayal edeceksin. Ha, ne naz ya. Tamam düşünme o zaman, ne istiyor acaba benim kardeşim? Ya yürü gidelim hadi yürü. Vallahi mı? He vallahi. Hadi yürü. Bak sabah uyakalırsan vallahi şantiyeye sen gidersin. Gideriz paşam. Bugüne kadar ne istedin de yapmadık oğlum. Tamam hadi yürü. Kravat da takarım, takım da giyerim. Da giyeceksin tabii. Tanem, bak sabahtan beri açsın bir şey yemedin. Hadi bir şeyler ye. İstemiyorum. İstemiyorum. Ben yapamayacağım böyle. Yok böyle, böyle hiçbir şey yapmadan olmuyor. Bu saatten sonra yapacak bir şey yok. Bir yarın olsun. Ya, ah Rüya. Yarın olsun, öbür gün olsun, bir ay sonra olsun, bir şey değişeceği yok. Bak adam kendini temize çekti. Çocuğu da aldı sakladı. Belli ki güneşin yüzünü bana göstermeyecek, orası belli. Bu senin sandığın kadar uzun süre devam edecek bir şey değil. Onun çocuğu kaçırdığını ispat edersek velayet davasını kaybedeceğini bilir. İşte davaya gelirse. Saçmalama. Ne saçmalama? Adamın davaya geldiği mi var Rüya? Ben duramayacağım artık. Cemre durmak zorundasın, durmak zorundasın. Sabretmek zorundasın, en ufak bir hatanda. Ne hatası? Cemre sen nezarete düştün, farkında mısın? Senin sicilinde en ufak bir leke olursa güneşle... Ben kaybederim. Ben güneşi her yerde kaybederim Rüya. Hata yaparsam kaybederim. Hata yapmazsam, beklersem çelebi güneşi kaçırır öyle kaybederim. Aman davayı bekleyeyim derim. Paşa gönlü istemez, davaya gelmez öyle kaybederim. Ya böyle bir şey olabilir mi? Adam alenen çocuğu kaçırdı. Ne polisi, ne kimsesi. Hiç kimse hiçbir şey yapamıyor. Böyle bir şey var mı? Suç değil çünkü. Nasıl suç değil? Nasıl değil? Ben kızımın yerini bilmiyorum annesi olarak. Nasıl suç haklısın, değil? Haklısın, haklısın. Çok haklısın ama çocuk ortak velayette. O yüzden iki ebeveyninden birinde olunca diğeri hak iddia edemiyor. Ne oldu? Ben sürekli kendimi savunmaya çalışmaktan saldırabileceğimi unutmuşum. Al işte al, başa sardık yine. Ne saldırması Cemre? Yok öyle panik yapma. Nezarethane, tımarhane falan değil. Düşme kotamı ben bir süreliğine doldurdum. Ya o zaman aklında ne var onu söyle. Bilmiyorum. Bekleyip göreceğiz. Bak sabretmek zorundasın, tamam mı? En azından davaya kadar, sonra tekrar aile mahkemesine gideriz. Ama o zamana kadar sakin olman lazım.
Cemre nereye? Tabii sakin ol Hatice'm. Birazcık dışarıda bir yalnız. Tamam. Kalacağım, sakin olacağım. Tamam. Haberi gördünüz mü? Ne haberi yine? Çelebi'nin darp ettiği kadın vardı ya, ifadesini geri çekmiş. Olacağı buydu. Sen Rüya'yı ara hemen. Cemre ne halde bir öğrenelim. Tamam, telefonum içeride kaldı. Tomis Hanım, size telefon var. Kim bu saatte? Bülent diye biri. Ben Rüya'yı... Versen. Tamam. Sen hangi yüzle arıyorsun beni? Görüşmemiz lazım. Allah Allah. Neden? Bizim seninle yarım kalmış bir hesabımız var anneciğim. Tasmam da artık Çelebi'de değil malum. Ama eğer sen gelmezsen ben gelirim. Çıkarken de atlası alır götürürüm. Ne istiyorsun? Sana adresi atacağım. Yarın orada olacaksın. Gelmeden önce de mutlaka bankaya uğra. Yanında 2 milyon nakit olsun. Gerisini karşılaştığımızda konuşuruz. İyi misiniz? Ne istiyormuş? Para. Yarın buluşacağız. Nasıl yani? Verecek misin istediğini? Vereceğim. Köşeye sıkışmış belli. Yoksa bu paraya tamah etmezdi. Ama... Neyse, ben bir şekilde halledeceğim. Sen bunu düşünme şimdi. Konuştun mu Rüya'yla? Ne oldu? Aradım. Haberler bayağı kötü. Ne olmuş? Çelebi Güneş'i kaçırmış. Bunu da yaptı sonunda. Bununla kalsa iyi. Başka? Böyle işte ya. Vallahi o insanların o çalışma koşullarını, yedikleri, içtikleri yerleri bir görsün Ömer. Yemin ediyorum yüreğim parçalanır ya. Ama kalkıp o amcam olacak denen o Hikmet'e gidip bir şey desen, kalkacaksın karşına gelecek diyecek. Ya Ozan'ım ya diyecek, bu işler böyle. Ne kadar ekmek o kadar köfte aslanım. Şerefsiz herif ya. Sen 2 güne gider onun gırtlağına yapışırsın demedi değil mi? Bak benim elim mahkum kardeşim, elim mahkum. Yoksa var ya 2 dakika durulacak yer değil orası. Lan elim mahkum, belim mahkum. Sanki tanımıyor musun sen ha? Yarın bir gün çıkarsın karşısına, çalarsın kapısını, yakasına yapışırsın. Dersin ki sen para sahibi, güç sahibi, fabrikatör Hikmet Bey sen mi büyüksün? Hayır, bilemedin. Ben büyüğüm, Yaşar Usta. Nasıl? Sana bir şey diyeyim mi Ömer? Yemin ediyorum o şantiye her girdiğimde Münir Özkul geliyor aklıma ya. Vallahi içimden diyorum ki bak beyim. Alalım işte. Ben de bunu diyorum işte sana. Ama insanın bunu yapabilmesi için insana böyle biraz yürek lazım, yürek. Ya o yürek sende var birader. Kendine çok haksızlık ediyorsun Hasan. Yıllar evvel Altan Hoca böyle bir şey yaptı biliyor musun? Nasıl bir şey yapmış? Adam kurucularından olduğu gazeteyi batırmış oğlum. Neden? Hem de bak işler tıkır tıkır giderken. İşte ortaklarıyla böyle bir görüş ayrılığına düşmüş yolda. Yani fikirleri ters düşmüş. Ama hoca yine böyle aynı bu zamanki gibi yani gırtlağına kadar borcun içinde. O zaman bir de evli. Ailesi falan var. Sorumluluğu da fazla yani kardeşim. Ama Ozan gibi yapmamış Ömer. Para pul için ideallerinden vazgeçmemiş o adam. Oğlum sen para pul için ideallerinden vazgeçmedin tamam mı? Çık şu kafadan. Sen geçmişine sahip çıktın birader. Haksızlık ediyorsun kendine. Ya güzel kardeşim, adam kendi kurduğu gazeteyi batırmış diyorum sana ya. Ömer, bundan daha ötesi var mı kardeşim? Ama yine de yenilmiyor, yine de vazgeçmiyor. Deniyor yine. Benim gibi değil yani. Bak Alaz'ı ondan sonra kurmuş zaten. Ne demek kardeşim Alaz?
ateş demek. Madem yaktık gemileri tam yakalım ya diyor adam işte. Eyvallah. O yüzden diyorum sana. İnsanın o adam gibi olması için, bunu yapabilmesi için yüreğiyle olması lazım ya. Cesaret lazım, yürek lazım. Oğlum sen korkak mısın lan? Öyle. Sende o cesaret de var, yürek de var. Bak haksızlık ediyorsun diyorum kendine. Çık şu kafadan ya. Oğlum ben bugüne kadar, bak sana bile söylememişimdir. Her zaman onun gibi olmak istedim ya. Öyle birisin ama. Değilim kardeşim, değilim. Ben babamdan sonra bir tek o adamın elini öptüm be Ömer. Ve bu hayatta ben o adama hayal kırıklığına uğrattım kardeşim. Yaptım ya bunu. Vallahi başardım ben bunu ya. Benim suratıma bakmasa bana selam vermesi hakkıdır ha. Oğlum abartma lan, öyle kolay mı bu işler? Adam seni niye iki dakikada silip atsın birader? En çok sana güveniyordum, en çok sana inanıyordum demedi mi bu adam? Bak ağzınla söylüyorsun benim canım benim, ağzınla söylüyorsun. İnanıyordum diyor adam bana. Ne demek kardeşim bu? Geçti o tren demek. Ya geçmiş olsun demek. Ne demek bu? Bana selam vermesi hakkı ya. Mevzu anlaşıldı ya. Senin olayın ne şantiye, ne hikmet, ne başka bir şey. Hadi kalkalım ya, kalkalım. Oğlum nereye gidiyoruz muhabbetin ortasında ya? Kalkalım oğlum, benim yarın mesaim var oğlum. Ben daha bunu takacağım. Bak işimiz gücümüz var ya bizim. Abi hesabı gönderir misin? Ben ödeyeceğim ben. Tamam sen öde ya. Ben gideceğim. Ömer. Kolay gelsin. Hayrola? Tam zamanında geldin oğlum. Gel yardım et. Al oğlum oraya. Şuraya. Şunu getir. Hocam hayırdır? Bize buradan da yol göründü o. O ne demek hocam? Ne demek olacak? Bir yandan kira, bir yandan tazminatlar. Sen de esnafsın, bilirsin işte. Kapatıyoruz kepekleri. Hocam yani öyle şey olur mu ya? Bir hal çaresine bakardık bir anda çekip gitmek. Ne münasebet, çekip giden kim? Bir dükkan kapalır, öteki dükkan açılır. Tamam durma, kapa. Senden ne haber, hayırdır? Sabahın köründe geliyorum hocam, gelmem lazım hocam, konuşmam lazım hocam. Nedir mühim olan şey? Söyle, anlat bakalım. Hocam yani nasıl anlatayım bilmiyorum ki. Ben aslında Ozan için konuşmaya geldim sizle hocam ya. Hiç çeneni yorma bence. O mevzu çoktan kapandı. Hocam yani ben bir anlatsam aslında işin aslı öyle değil. Oğlum ben eski kafalıyım. Bu saatten sonra da değişmem. Benim için insanın verdiği sözü bozacak hiçbir durum olmaz. Hele kendine verdiği sözü bozacak bir durum asla. Hocam siz yanlış anladınız. Yani Ozan'ın kendine verdiği sözden geri dönmüşlüğü falan yok. Utandığından arayamadı yani, pes ettiğinden değil. Ne varmış utanacak? Hocam şöyle iki dakika karşı karşıya otursak ben size anlatsam olur mu ya? Cidden. Geç bakalım. Allah Allah. Haydar abi ben zaten çıktım geliyorum da. Nasıl ya, ne demek abi çalışmaya başladılar? İsmail Usta geldi mi? Tamam, halletmiş mi dünkü meseleyi abi? Abi ne demek bilmiyorum Allah'ını seversen. Ben sana şunu soruyorum. Bu insanlar çalışıyorlar mı, çalışmıyorlar mı? Tamam abi, tamam kapat. Kapat, geliyorum zaten. Ay ben sizin yapacağınız işin. Demek ki sadece benim için değil, herkes için güzel bir gün başlamış. Vallahi Cemil hiç sorma ya. Bu işe başladığım günden beri her sabah lanet okuyacak bir şey buluyorum ya. Ben senden öndeyim. Ben yıllardır her sabah lanet okuyacak bir şey buluyorum. Hayatını değiştirmek için bir şey yapmazsan lanet okumaya devam edersin. Hoş değiştirmeye başladıktan sonra da o lanetler devam edebiliyor. O ne demek? Bir şey mi oldu? Hangi birini anlatayım Ozan? Nezarethaneye atılmam mı?
Çelebi'nin bütün hırsını Güneş'ten çıkarması mı? Bir dakika, bir dakika. Ne nezarethanesi ya? Ne oluyor? Düştükçe düşüyorum. Vallahi benim sorum ya tımarhane ya cezaevi. Çiçom. Canım, ne haber? Gel, gel. İyi misiniz Cemre, evde mi? Çok merak ettim sizi ya. Yok, o işe gitti sabah erkenden. Bir de işimden olmayayım derdinde. Haklı. Oradan oraya koştururken elindekini de kaybedecek kız. Çelebi bilerek yapıyor. Nefes aldıracak zaman bırakmıyor ki pislik herif. Çocukla ilgili bir gelişme var mı? Öğrenebildiniz mi bir şey? Ya Fatma abla vardı ya evde çalışan. Ona ulaşmaya çalışıyor dünden beri ama kadının telefonu kapalı. Hayır, içeriden birine ulaşsak her şey çözülecek ama o da mümkün değil gibi gözüküyor. Polisle kapısına dayansam baleye gönderdim diyecek manyak herif. Ha, oynatmak istedikten sonra bahane çok. Sen otursana, sonra çıkarız beraber. Nereye? Ya ben bir gazeteye uğrayacağım. Bayağı ihmal ettim çünkü orayı. Bir de birkaç yere iş başvurusunda bulunacağım. Ben içeriden birkaç şey alayım, sonra çıkalım seninle. Cemre'ye de uğrarız. Ay iyi olur, evet. Tamam, ben dışarıda bekliyorum seni. Soğuk değil mi? Üşüme. Yok, yok, yok. Sen hazırlan, ben bekliyorum. Tamam, geliyorum hemen. Ne düşünüyorsun prenses? Hı? Yakıştı mı? Çok yakışıklı oldun amca. Müsaadenizle. Ne oldu sabah sabah? Atlasayım mı? İyi. Ben seni başka bir şey için aramıştım. Ne oldu? Sen bana dün bir şey söylemiştin. Ne söylemiştin? Beni kötü biri sanıyorlar. İyi biri olduğuma kimse inanmıyor demiştin. Hatırladın mı? Yani. Yani eğer gerçekten dediğin gibiyse, aslında herkes seni yanlış tanıdıysa, eğer birazcık vicdanın varsa, vicdanlı biriysen. Ne istiyorsun? Cemre hiç iyi değil. Perişan durumda. Bizim Güneş'in yerini öğrenmemiz lazım. Öyle bir şey neden yapıyor? Çünkü iyi bir insansan. Ne fark eder? Sonuçta ben ne yaparsam yapayım hiçbir şey değişmiyor. Ben sizi sürekli aksini kanıtlamaya çalışmaktan da artık yoruldum. Benden bu kadar. Tamam mı? Bitti. Bundan sonra iyilik falan beklemeyin benden sakın. İskender Bey. Ha, ne yaptın, halledebildin mi Ömer araştırmasını? Yedikule'den pek bir bilgi edinemedik. Mahallede seveni sayanı çok. Bir de Ömer Ataycı size bunu göndermiş. Bana. Sevgili İskender, duydum ki beni daha yakından tanımaya çalışıyormuşsun. Bence de artık ilişkimizi başka bir boyuta taşımanın zamanı geldi. Sana kalbim kadar temiz bu kağıda benimle ilgili bilmen gereken her şeyi yazıyorum. Ama asıl güzeli bunları yüz yüze konuşmak olur. En kısa zamanda dükkana beklerim. Sevgiler. Daima senin Ömer. Adnan sen... bu kadar işe yaramaz bir herifken... abim niye seni hala yanında tutuyor?
Doğduğu yeri öğrendik. Oraları kurcaladım biraz. Burcu yerine geç. Annesi hala hayatta. Bir de kız kardeşi varmış. Çöpsüz üzüm değilmiş yani. E bak bu güzel. Neredelermiş peki? Kimse bilmiyor. E biz bilelim o zaman andan. Öğren annesiyle kız kardeşi neredeymiş. Baş üstüne. Sevenleri kavuşturmak boynumuzun borcuyuz. Yani hocam durum böyleyken böyle. Anası laf edince çocuğun da zoruna gitti. Ne yapsın? Gitti o adamın yanında işe girdi. Yani yoksa hayatta o adamın yanında işe girmezdi hocam. Allah var yukarıda, ben biliyorum yani. Hocam siz de bizim büyüğümüzsünüz. Hani ben Ozan'ı aldım karşıma, konuştum, anlattım hocam. Nafile dinlemiyor ki beni. Hani beni dinlemiyorsa kimseyi dinlemez. Ben de dedim ne yapayım ne yapayım. Aklıma geldiniz, sizi aradım. Hocam siz bir arasanız, çağırsanız yanınıza ha. Sizi dinler yani. Yoksa çocuğu tümden kaybedeceğiz hocam. Bir alo deseniz ha. Olmaz. Bu saatten sonra o iş öyle olmaz. Hadi ya. Sen bu akşam onu al bana gel. Büyük açalım. Konuşalım bu mevzuyu. Hocam vallahi büyüksünüz, sağ olun ya. Ben büyüğüm, sen de gençsin. Hadi bakalım topla şu kolileri, çıkar dışarı ya. Derhal hocam, tamam mı? Dur yardım edeyim, dur. Böyle işte dur. Velayeti almadan güneşin yüzünü bana göstermeyecek, orası belli oldu. Hayvan herif gerçekten ya. Ulan bir anne evladıyla sınamak nedir be? Bana yapabileceği en büyük eziyetin bu olduğunu biliyor çünkü. Ya Cemre, şeytan diyor şeytan ki... Şeytan bir şey demesin. Allah aşkına bir şey demesin, ne olur. Ben sana bir şey yap diye anlatmıyorum, bil diye. Lütfen. Bir şey yapmak yok. Yani yapınca zaten daha fena oluyor. Sonra benim yüzümden senin başın... Cemre. Tamam. Merhaba, ben geçen hafta aramıştım sizi. İş görüşmesine gelecektim ama... gazetede çalışıyorum. Tam zamanlı değil. Hukuk danışmanı olarak. Şimdi siz geri dönmeyince... Anladım. Teşekkürler. İhtiyaç hasıl olursa ararmışız. Çünkü ben sizin kapınızın önünde yatacağım ihtiyaç hasıl olursa diye. Duyuyor musun Çiço? Ha? Efendim? Adamın söylediklerini diyorum. Ne oluyor sana ya? Ya benim aklım Tommy Hanım'da kaldı ya. Bir şey mi oldu? Bülent'le buluşacaktı. Haber de vermedi. Ne istiyor gene? Ne isteyebilir? Teşekkür ederim. Tamam mı? Hazırladın mı parayı? Hazırladım. Önce bunu imzala. Ne bu? Oku. Vesayet ne? Karar yetkisi altına almak. Tebliğ edilmesi ne? Sana iletilmesi. Dava dilekçesi bu. Sen hayatta olduğun için Atlas'ın velayetini resmi olarak bana vermeyecekler bu yüzden. Ya sen o yüzden şimali. Ebeveynlerden biri hayatta olunca çocuğun velayeti onda kalır. Ama çocukla ilgili tüm hakları bir başkasına devretmesi mümkündür. O
O işler o kadar kolay değil. Ben de biliyorum kolay olmadığını. Şimdi eğer bu parayı istiyorsan davanın açılmasına itiraz etmeyeceksin. Ondan sonra davada ne talep ediyorsan söylersin. Üç hafta. Yetmez abi. Vallahi yetmez. Üç hafta. Kalemin var mı? Çek. Sakın pes ettim zannetme. Daha yeni başlıyoruz Tombi sana. İskender Bey. Günaydın. Eğer herkes hazırsa haber verin, başlayalım. İskender Bey. İskender Bey. Abi. Acil bir şey mi var İskender? Ben... Toplantı. Ha. Ben yetişince gerek kalmadı. Teşekkürler, çıkabilirsin. Rica ederim. İskender Bey, ben size söylemeye çalıştım ama... Kes sesini. Hayırdır? Günaydın yok mu? Günaydın. Anlat. Anlatacak bir şey yok. Anlat. Çocuğu kaçırdı. Ne demek çocuğu kaçırdı? Kaçırdı işte. Evden taşınmışlar.
okula da göndermiyor zaten. Nerede ne halde olduğunu bilmiyorum. Sen ne dediğinin farkında mısın? Hanım. Ne demek çocuğu kaçırdı, ne demek? Ne demek çocuğu? Tamam. Ne demek bilmiyorum. Tamam bir dakika. Bırak bıçağı, bırak bıçağı. Tamam. Sus. Tamam. Bir dakika sus. Hanım sakin ol. Tamam. Gel su. Hanım bir su için. Çocuk kalkanecede kalırsa ya geri dönmezse? Tamam bakın. Bana bakın bir. Bana bakın. Bana bak. Bana bak. Tamam. İyi misin? Bırak beni. Git. Çocuğunu bul. Adamın da gırtlağına sık. Kardeş, geldim şimdi şantiyeye. Niye sordun? Ne oldu oğlum ya? Bir şey mi oldu? Hayrola? Bak gitme şimdi ya. Hadi kapatıyorum. Ozan Bey. Bu evrakta imzanız eksik de. Şantiye başlamış tam tekim çalışmaya. Bütün inşaatları güvenlik bandı çekildi mi? Halloluyor Ozan Bey. Halloluyor. O ne demek ya? Güvenlik önlemlerini aldınız mı İsmail, almadınız mı? Baba! Baba! Ne oluyor? Baba! Hadi yardım edin, kaldırın, hadi yardım edin. Tut. Kaldır. Kardeşim, dur. Belki kırık vardır, zarar verir. Dur, sakin olun. İsmail, hemen bir ambulans ara. Ara hemen. Hemen alıyorum, hemen. Tamam, dur, sakin ol bir hadi. Aç gözünü baba. Aç, nefes al sırada. Aç. Abim, dur, halledeceğiz. Sakin ol abi. Sakin ol kardeşim. Baba, ne olursun, kurban olayım, bir ses ver baba. Baba, kurban olayım, baba, bana bak baba. Baba, aç gözünü baba, ne olursun baba. Baba, ne olursun, ses ver, bir şey yapın, bir şey yap. Tamam, dur. Bir şey yap. Sakin ol kardeşim. Hüseyin abi, duyuyor musun beni? Hüseyin abi. Baba, ne olursun bir şey söyle. Ne olursun bir ses ver baba, ne olursun. Hadi baba, bir şey söyle. Bir şey söyle hadi baba. Baba, bana bak kardeşim. Baba. Sakin ol. İyi misiniz? Ben merak ettim de. Git işine. Su falan bir şey ister misiniz? Git buradan. Tamam. Tomris Hanım'a haber veriyorum. Cemre'yi görmek istiyordu da. Canım. Kızlar, hoş geldiniz. Cemre, çok üzgünüm. Sorma. Bir şey mi oldu? Bizim patron kendini kapattı, tuvalete çıkmıyor. Nasıl yani? Yani Çelebi Güneş'i kaçırdı dedim. Bilmiyorum nerede olduğunu dedim. Film koptu kadında. Allah Allah.
Ya ama böyle nasıl rüya? Kendinden geçti yani. Hani ben karakolda öyle şey oldum ya, daha da beter. Sara krizi gibi. Doktor mu çağırsak, ne yapsak? Ya Tomris Hanım geliyor nasılsa. Aa iyi, tamam. Doğru. E bekleyelim o zaman biraz. Tamam, tamam, oturun. Evet. Biz sana yardım edelim mi? Yardıma ihtiyacın vardır. Ay aslında iyi olur Çiçek ya. Sen salatanın sosunu yapar mısın? Sen şunu üstünden çıkartıp beyefendilere tatlı iki tane. Bence sen bugün Ara Gazete'ye gidemeyeceğini söyle. Burada iş bitmeyecek. Ne o? Kaybolmuşsun ortalıktan. Birkaç işim vardı. Güzel. Çalıştın. Sonuçta zamanı geldiğinde... Koltuğu bana teslim edeceksin. Ya sen de hazırlanmışsın ama kusura bakma. Ben yetişince seni bir daha yormak istemedim. Haklısın. Ya sen burada olduğun sürece bana ihtiyaç yok. Anladığım kadarıyla sen de zaten bana bunu hissettirmek istedin. Ya kendini ne kadar kontrol edebiliyorsun onu görmek istedim sadece. Ben istediğim zaman bu koltuğa oturacaksın. Ama bugüne daha zaman var. O zamana kadar da bir daha hata yapmayacağından emin olmam lazım. Ben bir daha hata yapmayacağım. Endişeleneceğim bir şey yok. Zaten sana bunu daha önce de söyledim. Hı? Öyle diyorsun ama bak, üzülmüşsün. Toplantıya gelemediğin için sinirlenmişsin. Ortalığı kırıp dökmedin değil mi? Yok canım, çocuk muyum ben? Değilsin belki ama duygusalsın. Bu da çocuk olmak demek. Hep söylüyorum. Duygularını kontrol etmeyi öğrenmen lazım. Çelebi Bey, partiden geldiler. Öyle mi? Bu kadar erken mi? Siz ilgilenin, ben hemen geliyorum. Tabii ki. Siyaset yakanı bırakmıyor anlaşılan. İşler yoluna giriyor. Bana güveniyorlar. Bu kadar erken döndüklerine göre beni kaybetmemekte kararlılar. Ne güzel. Tebrik ederim şimdi. Teşekkürler. Hadi. Sen çalışmaya devam et. Malum. Yolunuz. Cemre. Ay Tomris, hoş geldin. Seni merak ettim ama iyi misin? Nasıl olayım? Çocuğun kayıp, ben burada yoğurt çırpıyorum. Hoş geldin Tomris teyze. Var mı bir haber, bir şey? He? Yok maalesef. Sosyal hizmet görevlisine de yalan söylediği için. Davaya kadar bir şey yapamazmışız. O davaya da gelmez. Sonra ben böyle mahkeme kapılarında, karakollarda, nezarethanelerde... ne o, mücadele ediyoruz. Al sana mücadele. Mücadele. Nasılsınız? Daha iyi misiniz? Sen hala beni mi soruyorsun? Ne arıyorsun burada? Ben sanki keyfimden duruyorum. Tut, dedim ya git işte, sık gırtlağını adamın. Ya. Durun, durun, durun. Kimse kimsenin gırtlağını sıkmayacak. Bir durun. Sakin olun. Mutlaka bir şekilde bir yol bulunacak, iz bulunacak. Durun. Efendim. Sabah bana bir soru sormuştun ya. Evet. Sana bir konum atacağım. Güvenlikler yarın başlıyor. Evde sadece annem ve Fatma var. Elinizi çabuk tutun. Sen... Bu doğru mu? Doğru söylüyorum. Çiçek, doğru söylüyorum ama bunu ben söylemiyorum. Bunu benden duymadın, tamam mı? Bunu neden yapıyorsun? Abimin kendi duygularını ne kadar kontrol edebildiğini görmek istiyorum. Sakin olacakmışız. Sakin olmanın yeri mi? Ya çocuk yok diyor, çocuk. Ya kız benim kızım. Kız benim kızım. Herkesten daha fazla düşünüyorum ben onu, senden de. Yapacak bir şey olsa benim burada işim ne? Yok işte, yapacak bir şeyim yok. Galiba bir şey var. Ne?
Ben bir adres buldum da. Ne? Ne adresi? Fatma'nın bir arkadaşından istemiştim. Geri dönmüşler şimdi. Yani emin değilim tabii doğru mu ama. O zaman emin olmanın bir tek yolu var. Hadi yürü. Hadi yürü. Yürü, yürü. Çek etme. Hasılı siyaset bu. El üstünde tutan da olur, çamur atan da olur. Bunu sen daha iyi bilirsin. Öyle tabii. Ama çok şükür alnımızın akıyla çıktık. Bize iftira atanlar eli boş döndü. Meyve veren ağaç taşlanır. Öyle, öyle ama seni de bu aralar çok zorladılar. Maalesef öyle oldu. O yüzden biz de seni bir süre dinlendirmek istedik. Anlamadım. Yani eşinizle aranızdaki bu dava ve bu haberler kamuoyunun kafasını bulandırır malum. Böyle bir durumda belediye başkanlığı adaylığına devam etmen senin için çok yorucu olacaktır. Başkan adaylığından çekilmemi mi istiyorsunuz? Partinin kararı biliyorsun. Bunu daha önce konuşmuştuk. Temiz bir sicil her şeyden önemlidir. Benim sicilim hala temiz. Öyle tabii, biz bunu biliyoruz. Ama siyaset işte. Anlıyorum. Adaylıktan çekildiğini bu akşam açıklayacağız. Elbette. Nasıl uygun görürseniz. Ama sizden tek bir ricam var. Peki nedir? Bu açıklamayı benim yapmama izin verin. Kamuoyuna bunun şahsi kararım olduğunu duyurmak istiyorum. Bunu benden duymaları daha doğru olur. Peki, nasıl istersen. Herkes bir sakin olsun. Merhaba Tarık, nasılsın? Teşekkür ederim, sağ ol. Ben de. Evet, evet. Çok şükür atlattık. Senden bir ricam olacak Tarık. Sadece sana özel bir açıklama yapmak istiyorum. Çocuklar, burası Çelebi'nin çiftliği değil mi? Evet ama sattı biliyordum ben burayı. Bin tane evleri olduğu için olabilir mi? Olsun olsun, bulduk en azından. Hadi. Cemre. Ha? Cemre, Cemre. Yanlış bir şey yapmayacaksın, tamam mı? Söz ver. Yapmayacağım. Telefonunu şarja tak. Güneş! Cemre! Anneciğim! Cemre! Ben geldim. Bence siz hiç araya girmeyin. Ya da girin isterseniz. Cemre çocuğunu göremezse velayet davasında Çelebi'nin onu alenen kaçırdığını söylerim. Yalan da değil. Lütfen buyurun, engel olmaya çalışın. Nasıl olsa ben şahitlik edeceğim. Güneş! 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 Güneş anneciğim! Güneş! 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 Anne! Anne! Güneş! Anne! Güneş! Anne! Aşkım! Aşkım! Aşkım!
Bebeğim benim, geldim. Anne, ben seni gerçekten çok seviyorum. Kızma bana. Ben sana kızar mıyım hiç? Sana hiç kızmadım. Anne, ne olur beni bırakma. Bırakmam. Seni bırakmam. Gidecek misin yani? Birlikte gideceğiz. Prensese çanta hazırladım diyordun, yanında mı? Evet, yukarıda, odamda. Hadi gel. Gel çabuk, 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 çabuk. Çelebi Bey, şu habere bir bakmanız lazım. Güya bu park eskiden çöplükmüş, sizin de bu çöplüğe bir bebek bıraktığınızı ima etmişler. Çık. Nasıl? Çık! Bir şey yapmayacak mıyız? Çık. Fatma'ya ulaşamamıştı. Yavaş, yavaş aşkım. Gel bebeğim, gel aşkım. Cemre, ne yapıyorsun? Sakın Cemre, sen karışma buraya. Tut şunları. Polisi arıyorum. Ara valla. Nereye istersen oraya ara. Benim için hava hoş, girer yatarım. Yürü Rüya. Cemre. Yürü. Gel aşkım. Kızı mı kaçırdın? Bas Tomis, bas. Tomis size bas gidelim, polisi çağırdılar. Başka çaremiz yok. Bir bu eksikti. Tomis ne olur. Açıklar. Hocam ben olayım. Durumu nasıl? İyi mi? Yüksekten düşmeye bağlı omurga kırığı. Sinir uçlarındaki hasarı gidermek için dekompresyon uygulanması gerekti. Hocam ben anlamıyorum, ne diyorsun? Gözünü seveyim, bana söyle, yaşayacak mı yaşamayacak mı, onu de bana, kurban olayım. Hayatı tehlikesi yok şu anda, yaşayacak. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun hocam. Allah'ım çok şükür yarabbim. Hadi birader, geçmiş olsun. Hadi kardeşim, geçmiş olsun. Sen nasıl bakıyorsun lan benim yüzüme? Ha? Bir de karşıma dikilmiş, geçmiş olsun diyor. Benim babam kimin yüzünden can çekişiyor lan içeride? Kardeşim ben... Ha? Sen değil miydin lan? Yapacağım, edeceğim. Söz veriyorum kardeşim diye, sen değil miydin? Al! Al gördük nasıl yaptığını. Al gördük nasıl yardım ettiğini. Biz de adam sandık, konuştuk. Senin ben kalıbına tüküreyim. Birader, sen şimdi biraz sinirlisin abicim. Otur, sakinleş, olur mu? Bak güzel kardeşim, sana yemin ediyorum benim haberim yoktu. O Hikmet emri vermiş, öyle olmuş. Ben zaten sizin gözünüzün önünde bu çalışmayı durdurmadım mı kardeşim? He, durdurdum. Ha, siktir lan oradan. Ha Hikmet, ha sen ne fark eder? Ha? Bunu takınca adam mı oluyorsunuz lan? Cebiniz para gördüğü zaman adam mı oluyorsunuz? Siz benim babamı tırnağı etmezsiniz lan. O adam 30 yıldır bu inşaatlarda çalışıyor, senin haberin var mı? Sizin cebinize giren her bir kuruşta bizim emeğimiz var, bizim. Şerefsizin evladı. Ama sen ne anlarsın? Lan yeter! Yeter kardeşim, bir dakika ya, yeter! Kim anlamıyor oğlum sizi? Kim anlamıyor? Ben mi anlamıyorum ya güzel kardeşim? Ben mi anlamıyorum? Ne sanıyorsun oğlum sen beni? Ne sanıyorsun kardeşim sen beni? O Hikmet bir tek senin babanın mı kanını emdi? Senin babanı mı aldı? Ulan o şerefsiz yüzünden ben babam ölene kadar babamın elini tutamadım be, elini tutamadım. Niye tutamadım kardeşim ben? Ha niye tutamadım? Eli koptu oğlum benim babamın. Anladın mı? Eli koptu. O şerefsiz bize borçlar bıraktı. Babam onu ödemek için fabrika köşelerinde çift vardiya çalıştı be. Gece gündüz çalıştı be. Anladın mı? Gitti adam gecesini kattı, gündüzünü kattı. 2 saat uykuya çalıştı. 1 dakika uyuyakaldı adamın. Makine geldi, kolunu attı. Kim anlamıyor oğlum seni? Kim anlamıyor bu hayatta seni, beni böyle konuşturuyorsunuz ya? Al ulan al!
Al, al güzel kardeşim. Bu mu aramızdaki fark ya? He? Bu mu seni benden ayırıyor kardeşim? Çok mu meraklıyım oğlum ben o herifin altında böyle köpek gibi çalışmaya, ezilmeye, hor görülmeye? Çok mu meraklıyım? Sen nasıl çaresizsen, siz nasıl çaresizseniz ben de öyle çaresizim. İnsanın sabrının sınırı var lan bu hayatta. Vallahi sabrın sınırı var lan bu hayatta. Bak güzel kardeşim. Biz bu ite bedelini ödetecek miyiz, ödetmeyecek miyiz? Siz bana bunu söyleyin. Ödetecek miyiz, ödetmeyecek miyiz? Ömer söyledi. Geçmiş olsun. Sağ ol. Kravat sıkmış herhalde. Sıktı vallahi hocam ya. Hem de çok sıktı. Ama ben çıkarıp atmakta geç kaldım hocam. O kadar emin olma. Sen burayı pek fazla sevmiyorsun. Ama şimdilik burada kalmamız gerekiyor. En azından bir süreliğine. Eğer beraber olmak istiyorsak. Ama ben buradan korkuyorum. Ben de korkuyorum. Ama korkmamayı öğreniyorum. Sen de öğreneceksin. Başka bir yere gitsek. Bak şimdi. Evet, burası dünyanın en güzel yeri değil. Bunun farkındayım. Biliyorum babanın evi daha güzel, daha büyük, daha sıcak. Ama ben orada yokum.
annenle de kalmak istiyorsan, benim sana verebileceklerimle yetinmeyi öğrenmelisin. En azından bir süreliğine. Ben şimdilik sana çok fazla bir şey veremiyorum. Biliyorum. Ama seni çok seviyorum. Seni bu dünyadaki her şeyden, herkesten daha fazla seviyorum. O yüzden en azından sadece bunun için benim yanımda da kalsan olmaz mı? O zaman yattığımızda ışığı kapatmasak olur mu? Olur. Olur tabii, olmaz mı? Bal gibi de olur. Çelebi Bey, basın mensupları geldi. Adaylıktan çekildiğinizi açıklamanız için sizi bekliyorlar. Ertelememi ister misiniz? Hayır. Hemen geliyorum. Baş üstüne. İyi akşamlar. Fazla vaktinizi almayacağım. Bildiğiniz gibi birkaç gündür hakkımda bazı iddialar öne sürülüyor. Sabırla bekledim. Çünkü masumiyet en erdemli silahtır. Simge Fındıkçı'yı darp etmediniz mi? Kendisi şikayetini geri aldı. Sizin ona ulaştığınız iddia ediliyor. Benim bir bebeği çöpe attığım da iddia ediliyor. Orası çöplükken belediye başkanlığınızın ilk icraatlerinden biri orayı parka çevirmek olmuş. Bu da mı tesadüf? Değil. Kendi çocuğunuz muydu? Peki pişman mısınız? Merhaba Tarık, nasılsın? Teşekkür ederim, sağ ol. Ben de iyi. Evet, evet. Çok şükür, atlattık. Senden bir ricam olacak Tarık. Sadece sana özel bir açıklama yapmak istiyorum. Ama açıklamayı yapan ben olmayacağım. Gizli bir haber kaynağından aldım, yayınlayacaksın. Yıllar önce park yaptırdığım bir çöplük vardı ya. Evet, evet. Darp edilen kadının bulunduğu yer. Yıllar önce orada çöpe atılmış bir bebek bulunduğunu yazacaksın. Evet, biliyorum. Benimle ilişkilendirecekler. Öyle de yapsınlar zaten. Merak etme. Yalnız en kısa zamanda her yerde yayınlanmasını istiyorum. Pişmanlığınız sizi kurtaramaz. Biliyorum. Ama bilmediğim şeyler var. Herkesin bildiği, bilmesinin sıradan olduğu şeyleri ben bilmiyorum mesela. Mesela siz kendi adınızı biliyorsunuz değil mi? Ben gerçek adımı bilmiyorum.
annenizin, babanızın adı sorulduğunda hemen söylüyorsunuz. Ben söyleyemiyorum. Benim annemin adı ne? Evladını çöpe atan bir annenin adı ne olabilir ki? Benim adım ne acaba? Öz annem beni çöpe terk etmeden önce bir isim vermiş miydi? Bilmiyorum. Ama isim önemli değil. Bir an olsun sevmiş miydi beni acaba? Bir an. Tek bir an. Keşke yapmasaydım demiş miydi? Hayallerim de hep oraya geri dönüyordu. Kendimi bulduruyordum. Evet. O çocuk çöplükte bulundu. Hayata döndürüldü. Sevdi. Ama kimsesizliğin yarası hiçbir zaman iyileşmedi. İyileşmiyor. Hep bekledim. Her zaman annemin gelip beni bulmasını bekledim. Anne, ben buradayım. Peki sen neredesin? İnşallah geçen seferki gibi olmaz. İnşallah da. İnşallah da ne? Yol pislik herif gelip kapıya dayanırsa. İyi ki hata yapma dedim sana. Hata falan yapmadım ben. Ha, resmen zorla eve girdik, kızı kaçırdık. Hayır efendim, hiç de öyle olmadı. Nasıl oldu? Sen demedin mi bana çocuk ortak velayetteyse? Ebeveynlerden bir tanesinin yanında olduğunda diğeri hiçbir hak iddia edemez diye. Tamam dedim ama. Ama ne? Madem kanunlarda bu kadar boşluk var, hep ben mi düşeceğim içine? Biraz da çelebi düşsün. Yani savunmayı bıraktın, saldırıya geçtin öyle mi? Ne yapalım Rüya Hanım? Adalet bizden yana olmazsa biz de adaleti kendimize uydururuz. Anne! Eyvah eyvah. Eyvah. Anne. Annem, anneciğim, aşkım, bir şey yok, buradayım ben. Buradayım anneciğim. Anne, ben. Babana mı? Bana söyler misin? Sarılmaz mıyım hiç? Sarılmaz mıyım ben sana? Gel bakalım. Gel ayıcıklarını tost yapalım.